Sorry. Action. Şimdi hep beraber otobüsle bir sahile gidiyoruz. Ve şeyde çok güzel bir yer olduğunu söylediler. Cam kenarında bu göl manzarası. Ve birazdan da adam seviyorum. Arkadaşına davaymış. Çok yakışıklı. Chiquita. Yoldayız ve gidiyoruz. Çocuk bunda güzel şeyler yapacak bence. Arkadaşlar otobüse iniyoruz. Otobüse inmek için Kuleki'yi çekiyorlar. Kuleki'yi çektiğinizde otobüste duracağım sinyali veriyor. Denize gitti topumuz. İkisini bir arada yapamıyorum. Bir bakalım. Sadece arkadaşlarımız. Çok güzel bir yere geldik gerçekten. Yolun sonunda fenerler falan var. Burası nehir. Rengi zaten deniz gibi. Çok güzel. Burası da sahilimiz. İkisi bir arada. Oldukça güzel. Bir saattir yaklaşık olarak şey arıyoruz. Restoranı arıyoruz. Brezilya'da her restoranın farklı bir saati var. Yani her saatte her şeyi yiyemiyorsunuz ne yazık ki. Yani mesela bizim geçen böyle restoranlar, böyle yemekler çıkaranlar saat böyle öğlende bitiyor. Mesela saat 3'ten sonra falan uzun bir süre böyle açık yer bulmakta zorlanıyorsun. Böyle her yerde açık şey yok. Bir de özellikle şunu söyleyeyim, mesela pizza yiyeceksin. Pizza akşam yeniyor burada. Mesela gündüz pizza vesaire yiyemiyorsun böyle. Bir yer söylediler bize. Oraya gidiyoruz. Orada yemek var dediler. Zaten 30 lira falan tutuyor taksiyle. Gitmek yani çok pahalı bir şey değil. O yüzden oraya doğru gitmeye karar verdik. Şimdi de oraya gideceğiz ve yiyeceğiz inşallah. İnşallah. Çok acıktım. Çok geberiyorum. Yani bugün bir de yüzlük bir top oynadık sürekli. Yani şeyde oynarken vesaire bir şeyler yaparken böyle çekemedim. Böyle birilerine de işte beni çeker misin çok fazla diyemiyorum yani. Çekiyorlar 1-2 dakika o kadar falan, 1 dakika. Daha fazla yapamadık. Şimdi bakın bugün ne yiyeceğim bilmiyorum. Yerel bir arkadaşım vardı yanımda. Burada işte hostelle tanıştık. Diğer 4 kişiydik aslında. İlk başta gittiğimiz 6-7 kişiydik. Ondan sonra 4'ü düştük. Şimdi onları da hostelle bıraktık. Onlar şimdilik yemeyeceklermiş ya da kendileri yapacaklarmış. Öyle bir şeyler dediler. Şimdi de biz yemeğe gidiyoruz. Şehrin diğer tarafına geldik. Daha doğrusu gölün diğer ucuna doğru geldik. Yaklaşık 7-8 dakika falan sürdü. Burada da bir yemek yiyecek yer bakacağız. Sonra buranın güzelliklerini göstereceğim size. Oldukça güzel bir yerdeyiz. Yani hem göl var hem deniz var. Hem bu gölün denize döküldüğü bir nehir var. Az önce gittiğimiz denizde gösterdim o yeşil yerdeki nehir. Bu göllerin, yani iki tane göl var. Göller birbirine bağlı. Ve sonrasında da direkt şey, denize ulaşıyor. Şu restoranın yerine geldik. Müzikten dolayı kısa keseceğim. O kadar hoş bir manzara var ki. İnanamazsınız yani. Yani gözümle gördüğüm daha da güzel. Emin olabilirsiniz. Evet, yemeğimiz geldi. Yemeğimizin içinde böyle bir patates var, böyle bir pilav var. Bunu anlamadım. Burada
salata var ve patates artısı var. Yanına da içerek söyledik. Böyle bir yemeğimiz var. Ve hemen patatesimizi kitlep mayasını tabi. Çok güzel görünüyor bakalım. Tamam, da servis. Burada da şöyle bir şey var. Bakalım ne olduğunu anlamaya çalışacağım. Şöyle kıvamı olan bir şey yani. Çizemedim. Ama size bu arada da? Koko. Tadına bakayım. Pescado? Böyle balıklı bir şey abi. Çok beğenmedim. Es suficiente. Bunu da bakıyorum. Bu da böyle kebap gibi. Es pescado? Si. Okay. Balıkmış abi. Ben menüden seçerken böyle anlamadığım için tamam olur hepsi okey sorun değil dedim. Böyle soslu bir balık geldi. Bakalım nasılmış tadı. Si. Arkadaşlar balıkmış bu. Üzeri soslu bir balık. İçinde yani levreye benziyor abi. Çok levrek yani. Bayağı levrek bir balık yani. En sevdiğim balık da levrektir. Çok severim tadını. Diğer balıklı şeyi çok beğenmedim. Ama bu çok güzel. Adını hatırla bulabilirsem ne yazarım size. Abi sonunda benim aklıma müziği kapatmak geldi. Şöyle rahat rahat güzellikleri sessiz çekip anlatabileceğim size. Bulunduğumuz yer gerçekten çok güzel bir yer bu arada. Şöyle yanımıza şöyle bir arkadaş geldi. Abi kuşu, balığı, daşı, toprağı çok farklı ya. Abi böyle bir yerde yaşamak istemez miydiniz ya? Yani gölü ayrı güzel, denizi ayrı güzel, dağı taşı. Beni en çok etkileyen şey ne olursa olsun sürekli yol vermeleri. Ve çok temiz olmaları abi. Neredeyse hiç çöp yok yani. Ben yani bir çöp varsa da onu Brezilya'nın attığını düşünmüyorum. Ben çok beğendim burayı ya. Burada iyi ki de şeyde bir hafta seçmişim. 3-4 gün daha buralardayım. Buranın doya doya tadını çıkartmak istiyorum. Yani burası gelip en az birkaç ay kalınmalık bir yermiş. Çok beğendim. Şimdi göl burası abi. Çöl de burası. Göl ve çölün karışımı. Kendine. Evet. Şöyle bir çölde yürüyüş videosu da çekmiş olalım. Buradaki kumlar çok güzel. Acayip ve serin bu arada. Beyaz olduğu için ısınmıyorlar herhalde. Bakalım yukarı çıktığımızda ne göreceğiz. Kendisi yolamazsın. Oha çok güzel. Mükemmel. Yani böyle çöl gibi bir şey. Gerçekten hemen şurası deniz. Yani şey pardon göl. Böyle çıkardım ayakkabıları. O kadar serin, o kadar yumuşak ki kumlar. Anlatamam ya. Gün batımında da geldik zaten. Çok güzel oldu. Böyle devamını göstereyim size bir de. Burası böyle devam ediyor. Çok güzel. Gelin de. Hiçbir yer gelirseniz Floripa'da böyle bir yeri de görmeyi unutmayın. Bayıldım ya. Gerçekten müthiş. Bu kamerasızlık beni öldürecek vallahi. Yani telefonuyla cebelleşiyorum, savaşıyorum. Kusura bakmayın. Çok güzel bir anda, çok güzel bir yerdeydim. Ama bir anda kesiliverdi. Şimdi oraya tekrar gideceğim. Orayı birazcık daha yürüyüp gezmek ve günü batırmak istiyorum. Bugün tek başımayım. Ama size bir şey göstermek istiyorum oraya gitmeden önce. Öncelikle bu arada az önce yaşadığım şeyden bahsedeyim. Az önce bir buzdolabına bir poşetim koymuştum böyle birkaç saat öncesinde. Daha sonrasında bugün buzdolabının temizlik günüymüş ve üzerinde etiket olmayanları atıyorlarmış. Yazıyor muydu, yeri var mıydı bilmiyorum ama benim böyle bir sandviçim gitti. Yani bir öğün. Yemeğim yaklaşık yani bir 35-40 lira şu an gitti. Adam ben öderim sana falan dedi de biz de tabii yapacak. Dedim yapacak bir şey yok artık. Şimdi size başka bir şey göstereceğim asıl.
Şu an odadayım. Odamda, daha doğrusu dışarıda önce bir videomu editledim. Önce biraz çalıştım. Sonra videomu editledim. Videomu editledikten sonra şimdi hem bir şeyler yemeye hem de videonun devamını çekmeye gitmem lazım. Şöyle bir şey oldu. Bilgisayarı güvenli bir şekilde bir yere aşağı bıraksam aslında kimse bir şey yapmazdı. Çok insanların olduğu bir yer herkes bırakıp gidiyor ama ben yine de garanti altına almak istedim. Sonuçta sorumluluk. Az önce de yemeğim kaybolmuş gün üstüne bir de bilgisayarı ortada bırakıp gitmek istemedim. Şimdi şöyle bir durum yaptım. Burası benim dolabım. Dolaba bilgisayarı koydum. Şuraya da şarja taktım. Kabloyu aradan çektim. 21 dakika diyor aslında, beklenir de. Ben bunu bekleyeyim, insan gibi gideyim sonra. Ama anlatayım size de, göstermiş olayım. Bunu buradan böyle kapatacaktım. Bir de kilidim var. Kilidi de takacaktım. Diyelim 1,5-2 saat sürecek. Çat diye orada. Hangi şartlarda video editliyorum, bunu da size göstermiş olayım. Yani zorlu birazcık tabii ki de ama işte yolun hali de bu. Neyse, birazdan yola çıkalım. Yolda o çöl gibi olan yeri daha güzel yaşamak istiyorum. Oraya gideceğim. Orada görüşürüz. Ya ben çıktım gidiyorum. Çok güzel değil mi? Ne zaman buradan geçsem böyle aşık oluyorum. Böyle gölü en dar yerinden ikiye bağlayan bir köprü var. Ben geçenlerde şurada insanların olduğu yerde gün batımı izlemiştik. Kimse yoktu. Ama o gün hava serindi, kimse yoktu. Belki de bugün arası kalabalık biraz. Şimdi buradan giriyorum, şöyle göstereyim. Akşam yemeği olarak da kendine salgado aldım. Salgado hamur işi demek. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim bir kere. Yine de hatırlatayım size. Şöyle çok güzel. Yani şu yatların hepsi bu arada şey, gölün içinde yani. Şu gördüğünüz iki tarafta göl. Buranın içinde yatlar bulunuyor. Bu gölü bayağı bir takip edince, bu taraftaki gölü en sonundan da okyanusa doğru açılınabiliyor. O yüzden burası hem güvenli olduğu için de buraya koyuyorlar. İnsanlar genelde şu başladığım karşıdaki yoldan şuradan kilometrelerce ta karşıdaki uca kadar geçen işte o bayağı pahalı yemek yediğim yer en sonu buranın. Oraya kadar hep yürüyüş yapıyorlar, bisikletle geziyorlar. Hayatımda gördüğüm en güzel tatil bölgesi diyebilirim. Haftalarca, aylarca kalmak istiyorum yani. Burada bir heykel var ama çözemedim ne heykeli. Deniz kızı. Arkada kuyruğu falan var. Öyle bir heykel. İşte böyle insanlar oturuyorlar. Gün batımını izleyenler mi dersin? Arkadaşlarıyla buluşanlar mı dersin? Böyle tatlı bir yer. Bu arada bir tane otobüs var böyle. Bu adanın tamamını tur atıyor. Daha doğrusu kuzey tarafını tur atıyor. Sonra buraya merkeze diğer taraftan geri geliyor. Öyle bir yolculuğu var. Böyle değişik değişik kuşlar. Artık adını biliyorsun. Bakın, yeşil ayakkabılı bir beyaz kuş. Adını bilen varsa aşağıya yazabilir. Ben bilmiyorum ne yazık ki. Şöyle de güzel bir mahallemiz var ya. 3 gün daha burada olacağım için çok mutluyum. Şimdi size bir şey göstereceğim. Ama tabii ki de bu sürat teknesini değil. Şuradaki arkadaşı. Şu an beline kadar geliyor orada su. Yani ne kadar açıklıkta olduğunu şöyle göstereyim. Orada beline geliyor. Su, yani gölün büyük bir kısmı sığ. Yani kıyı kısımlarında içeriye doğru. Orası en az bir 20 metre falan açık yani şu an açıkta. Ve orada balık tutabiliyor. Burada balık tutmayı çok seviyorlar bu arada. Mevzunun asıl yeri burası. Yani başladığı yer diyebilirim. Burada kumdan aşağı bu kayakla kaymanı sağlıyorlar. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ama şuradan aşağıda yani. Şuradan yani leğen parasıyla şuruna kaymak istemem yani. Gerek yok. Şimdi kim bilir ne kadar para isteyecek. Gerek yok yani. Ben bunun arka tarafına geçeceğim. Yukarıdan aşağı kayacağım. Mevzunun asıl yeri burası. Yani başladığı yer diyebilirim. Burada kumdan aşağı bu kayakla kaymanı sağlıyorlar. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ama şuradan aşağıda yani. Şuradan yani leğen parasıyla şuruna kaymak istemem yani. Gerek yok. Şimdi kim bilir ne kadar para isteyecek. Gerek yok yani. Ben bunun arka tarafına geçeceğim. Yukarıdan aşağı kayacağım. Floripa'ya olur da gelirsiniz. Ya umarım gelirsiniz bu arada. Yani şaka yapmıyorum. Gerçekten çok güzel bir yer.
Hemen şurada diğer taraf sopa buldum bu arada ben. Bir tane. Bunu kullanacağım. İleride giriş yapacağız birazdan. Bakın. Burası yol, göl. Burası çöl. Yine geldim. Yine aynı saatlerde geldim. Çünkü bu saatlerde dün çok sevdim. Ve şarjım bittiği için çok üzüldüm. Ve yanımdaki arkadaşımla da dedi ki hadi gidelim, başka yere gidelim. Ben burada gün batana kadar kalmak istiyordum mesela yani. Ama kalamadım. Şimdi de işte geldim. Göreceğiz birazdan. Daha ayrıntılı gezeceğiz. Böyle daha uzaklara gideyim diyorum. Kendi kendimi fotoğraf çekmek için küçük böyle tripodumsu bir şeyim var. Onu böyle buna takacağım inşallah. Vay be, şu güzelliğe bak. Dün şuradan aşağı indiydim dümdüzdü. Şu aradan çıkalım. Burada niye böyle kiremitler falan var anlamadım ama. Bir şey vardı da yıkmışlar gibi sanki buraya bir şey yapmışlar da. Hoş geldiniz çölümüze. Şimdi şuradan yukarı çıkalım bakalım. Ay 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 ay. Gerçekten çöl ya. Dün bir köpek vardı burada, musallat oldu bize. Umarım yine olmaz. Manyak ya. Geldi bize havlayıp durdu. Biraz da böyle yüzüme bakarak anlatayım. Ya şeyde gözlüğümün... Bir saniye onu hemen göstereceğim. Gözlüğümün filtresi çok güzel bu arada. Satmaya çalışmıyorum. Şimdi bakayım, ayarlayacağım. Burada çok sarı gösteriyor şu an. Bu kadar sarı değil. Birazcık yani, o kadar değil ama çok güzel gerçekten şu an. Evet, orada takılıyorlar bak. Dün diyordum ki bu insanlar niye gelmiyor, böyle güzel bir yer var. Varmış, çoluk çocuk geliyormuş. Çok sıkı kaldı, ben bittim çünkü. Yalnız kalmanın böyle tek başına gezmek bence çok daha güzel. Böyle deliliğe vurabiliyorsun sınırsızca, kendine konuşabiliyorsun. İstediğin yerde duruyorsun, istediğin yerden gidiyorsun. Böyle her şey sana bağlı. Güzel olan bence bu aslında birazcık da seyahat etmede. Kendini tanıma, kendini keşfetme. Yani sürekli bu devam eden bir şey. Zaten bunun bir sonu yok yani, kendini tanıma olayını. Şimdi çöle gelince de filozofluğumu tuttu diyeceğiz ama bence çok keyifli bir ortam. Yani mümkün olduğu kadar. Zaten beni tanıyan arkadaşlarım izliyorsa bunu eğer, onlar zaten böyle biri olduğumu biliyorlar. Size de kendimi olduğum gibi yansıtmaya çalışıyorum. Şu görüntü de çok güzel. Çocuklar kayakları kiralamışlar. Ha, anladım. Aşağıdakinden kiraladığın zaman sadece oradakinde değil. Şurada çok büyük var. Daha şöyle bir yakınlaştırarak göstereyim. Şuradan kayaya bak çocuk. Evet, orasıymış. Gidelim ödünç isteyelim hadi. Şu görsel çok hoşuma gitti. Çocuklar buradan kayacaklar. Ben de şimdi şuralarda bir yere telefonu koyacağım. Şu depenin üstünden yürüyeceğim. Sanırım yolculuğum boyunca çektiğim en iyi videolardan biri olabilir. Ben çok eğlendim çekerken.
Şurada da gün batımı var. Şu gideceğim, en ucu oturacağım, gün batımını izleyeceğim oradan. Bir de şöyle bir sürpriz var. Bakın şimdi, az önce çıkarken fark ettim. Burası yemyeşil futbol sahası var. Burası kumul. Burası değil. Çok sinematik bir sahne değil mi ya? Bir fotoğraf çekileyim şurada. Sonraki saatler benim. Kusura bakmayın. Sonrasını kendim tamamlayacağım. Bak, kendime saklayacağım. Evet, ben de aynı fikirdeyim küçük. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Şöyle bir etrafı son kez göstereyim. Şurası gölümüz. Geldiğim yer bu tarafta. Burası kum tepelerimiz. Futbol sahamız ve mükemmel gün batımımız. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşeceğiz. Bay bay. Thank you.